Son zamanlarda 2. Abdülhamit üstün özelliklere sahip, dini bütün, siyaset dehası bir Ulu Hakan olarak tanıtılıyor. Aslında bu Ulu Hakan 2. Abdülhamit portresi Abdülhamit'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır diyen Necip Fazıl'a aittir. Buna karşı bir de Abdülhamit karşıtlarının Kızıl Sultan 2. Abdülhamit portresi vardır. Peki ama gerçek nedir? İkinci Abdülhamit günümüzde anlatılan dizi karakteri gibi dünyaya kapalı, bağnaz bir hükümdar değildi. Dünyayı takip eden, Fransızca bilen, sanatla ilgilenen, klasik müzikten, operadan zevk alan, polisiye romanları okuyan, gençliğinde içki içen, el sanatlarına meraklı, iyi bir marangoz, bir hayvansever, eğitime önem veren, çağdaş okullar açan ve her geçen gün kan kaybedip dağılan Osmanlı'yı çok zor koşullarda ayakta tutmaya çalışan bir monarktı. Aslında operadan, tiyatrodan, klasik müzikten hoşlanan, borsa ve faizle zengin olan, içki fabrikaları kurulmasına izin veren ve sürekli öldürülme korkusuyla yaşayan gerçek 2. Abdülhamit, bugün siyaseten kurgulanmak istenen 2. Abdülhamit'e hiç benzemiyor. 2. Abdülhamit her bakımdan zor bir dönemde ve çok kötü koşullarda padişah oldu. Ayrıca yaşadığı dönemde sarayda pek güvenli bir yer değildi. Bir süre önce amcası Abdülaziz öldürülmüş, ardından ağabeyi 5. Murat delirmiş ve 3 ayda tahttan indirilmiş. 2. Abdülhamit tahta oturur oturmaz Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. 93 Harbi. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı çok toprak kaybetti. Öyle ki savaşmadan masa başında kaybedilen topraklar bile vardı. Örneğin 1878'de Yunanistan Osmanlı'dan toprak istedi. 2. Abdülhamit büyük devletlerin de baskısıyla 1881'de Teselya ve Narda'yı Yunanistan'a verdi. İşin ilginç tarafı 2. Abdülhamit 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Teselya'yı savaşarak geri aldı. Ancak savaş sonrasında büyük devletlerin baskısıyla Teselya 1897'de yeniden Yunanistan'a verildi. 1878'de Kıbrıs'ı da bir miktar paraya masa başında İngiltere'ye bıraktı. 1881'de Fransa Tunus'u işgal ettiğinde 2. Abdülhamit Mithat Paşa'yı kendisine teslim eden Fransa'nın Tunus'u işgal etmesine sessiz kaldı. 1882'de Mısır İngilizlerce işgal edildiğinde 2. Abdülhamit değişik vehimlerle Mısır'a asker göndermedi. Tarihçi yazar Yusuf Hikmet Bayur, Abdülhamit'in Mısır'a gidecek askerin orada gördüklerinden gözünün açılacağı endişesiyle Mısır'a asker göndermediğini söylemiştir. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı toplamda 1 milyon 600 bin kilometreye yakın toprak kaybetti. Bugün anlatılan ise Osmanlı'nın çoğu padişahından çok daha iyi bir padişah olduğu. 1897 Yunan zaferi Abdülhamit'in İslam dünyasındaki şöhretini arttırdı. İngiltere ile rekabete giren Almanya, Abdülhamit'in bu şöhretinden yararlanmak için İslam halifesinin koruyucusu gibi davranmaya başladı. Alman emperyalizmin bu silahına karşı İngiltere, Kuveyt, Necid, Hicaz, Asir, Yemen mahalli liderlerini ayaklandırdı. İngiltere daha sonra Sudan'ı işgal etti. Abdülhamit bu İngiliz işgaline de sessiz kaldı. Yine tarihçi yazar Yusuf Hikmet Bayur'un ifadesiyle İngiltere padişah ve halifeyi perişan bir hale getirmiş ve sonunda onu ve Kaiser'i tamamen yenmiştir. Abdülhamit döneminde ne İslam birliği sağlanabildi ne de Müslümanlar emperyalizme karşı bir araya gelebildi. Abdülhamit'in halifeliği Osmanlı'nın sömürülmesini ve toprak kaybetmesini de önleyemedi. Rahmetli tarihçi yazar Turgut Özakman'ın ifadesiyle ilginçtir ki bütün Müslüman ülkeler hilafetin kaldırılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşmuştur demiştir. 1854'te ilk dış borcunu alan Osmanlı yüksek faizler nedeniyle borçlarını ödeyemeyerek 1876'da iflas etti. Avrupalı alacaklı devletlerle Osmanlı arasında 20 Aralık 1881'de Muharrem kararnamesi imzalanıp Duyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Yani Genel Borçlar İdaresi. İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya gibi alacaklı ülkelerin temsilcilerinden oluşan Duyun-u Umumiye Meclisi Osmanlı'nın tuz ve tütün tekelleri, pul, müskürat, balık resimleri, bazı illerin ipek örşüleri ve daha başka vergilerine el koydu. Duyun-u Umumiye tütün üretimini ve ticaretini yönetmek için jandarmalı tütün rejisi kurdu. Tütün rejisi kazanırken tütün üreticisi kaybetti. 2. Abdülhamit
ne duyunu umumiyenin Osmanlı'nın temel gelirlerine el koymasını engel olabildi ne de bu jandarmalı tütün rejisini kaldırmaya cesaret edebildi. Osmanlı 1854-1914 arasında toplam 42 dış borç antlaşması yaptı. Osmanlı'da yerli milli hiçbir şey neredeyse yoktu. O dönemde yerli bir şirket kurulmadı. 19. yüzyılda tek anonim şirketimiz 1850'de kurulan Şirketi Hayriye'dir. 2. Abdülhamit demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri ve buna benzer sanayi kurumları, limanlar, ticarethaneler yani kısacası her şeyi imtiyazlı olarak yabancı şirketlere teslim etti. Osmanlı Bankası bile adı dışında yabancılarındı. Demir yollarını yabancılara yaptıran 2. Abdülhamit, demir yolu yapacak şirkete kar garantisi verdi. Bunun için duyunu umumiye eyaletlerinin vergi gelirlerine önceden el koydu. 99 yıllık imtiyaz sözleşmeleri imzalandı. Demir yollarının iki tarafındaki 20'şer kilometrelik alanda madenler, ormanlar, kömür yatakları, demir yolu yapan yabancı şirketlere bırakıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Osmanlı'dan imtiyaz koparabilmek için birbiriyle yarışır konuma geldi. Bastıran, gücünü gösteren yabancı devletler Osmanlı'dan güzel bir imtiyaz koparabilir düşüncesi türedi. Almanların Bağdat demiryolu imtiyazını almaları gibi. 2. Abdülhamit dönemindeki bu imtiyaz savaşı ister istemez rüşvet çarkının da hızla dönmesini sağladı. Tarihçi yazar Doğan Avcıoğlu şöyle diyor. Saray erkanı demiryolu, tramvay, elektrik ve gaz tesislerinin imtiyazlarını yabancı şirketlere peşkeş çekerek büyük karlar sağlamışlardır. Osmanlı'da 1867'den itibaren yabancıların toprak satın almalarına izin verilmişti. 2. Abdülhamit de yabancılara toprak sattı. 1882-1900 arasında 20 bin kadar Rus Yahudisi Filistin'e yerleşti. 2. Abdülhamit'in Yahudilere toprak satmadığı iddia edilse de yeni ortaya çıkan belgeler Abdülhamit'in Yahudilere de toprak sattığını kanıtlıyor. Osmanlı'da o dönemde yabancı elçilerin ve konsolosların etkisi büyüktü. Amerika Birleşik Devletleri bile 1831-1911 arasında Osmanlı'da 50'ye yakın konsolosluk açtı. 2. Abdülhamit elçilerin ve konsolosların isteklerini yerine getirdi. Bunun üzerine 1898'de Lord Salisbury şöyle dedi. Çin ve Türkiye o kadar zayıftır ki her önemli meselede daima yabancı devletlerin öğütleri üzerine yürürler. 2. Abdülhamit İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupalı devletlere karşı çok çekingendi. Örneğin 1901'de şahsi bir alacak meselesi nedeniyle Fransız donanmasının Midilli Adası'nı ve gümrüklerini işgal etmesine sessiz kaldı. Ertesi gün 2. Abdülhamit tüm Fransız isteklerini kabul ediyor. 1905'te 2. Abdülhamit'e bir suikast düzenleniyor. Suikastın elebaşı Edward Joris adlı suikastçı yakalandı. Belçika'da kapitülasyon haklarına dayanarak bu kişinin ancak kendi mahkemelerinde yargılanabileceğini savundu. Buna rağmen Joris yargılanıp idama mahkum edildi. Ancak Mithat Paşa'yı öldürten, Namık Kemal gibi onlarca aydını sürgün eden 2. Abdülhamit yabancıların baskısıyla Edward Joris'i affetti. Hatta onu kendi hizmetine alıp maaşa bağladı. 2. Abdülhamit 1918'de öldüğünde cenazesi kaldırılırken kadınların "Bizi refah içinde yaşatan padişahım, bizleri bırakıp nereye gidiyorsun?" diye ağladıkları anlatılır. 1911-18 arasındaki 7 yıllık savaşın yarattığı yokluk ve yoksulluk ortamında bu serzeniş çok normaldir. Ancak 2. Abdülhamit döneminde halkın, özellikle köylünün durumu pek iç açıcı değildi. Üretim yetersizdi. Her şey, buğday bile dışarıdan alınıyordu. Köylü ağır vergi ve uzun askerlikle eziliyordu. 2. Abdülhamit'in 1906'da şahsi vergi ve hayvan vergisi biçimindeki iki yeni vergi koyması üzerine Anadolu'da vergi ayaklanmaları başladı. Özellikle Erzurum isyanı sırasında jandarma ve halk birbirine girdi. Ölenler oldu. Askerlerin de durumu da pek iyi değil. Maaşlarını zamanda alamıyorlar, çok zor koşullarda yaşıyorlardı. 2. Abdülhamit darbe yaparlar korkusuyla Osmanlı donanmasını Haliç'te çürüttü. Sonraki dönemde adaların kaybedilmesinde bu hatanın etkisi çok büyüktü. O dönemde Osmanlı'da 50'den fazla yabancı okul açıldı. Fakat hiçbirisi denetlenemedi. Bu yabancı okullarda misyonerlik faaliyetleri görüldü. Hristiyanlık propagandaları yapıldı. Hatta bazı Amerikan okulları Ermenileri kışkırttı. 2. Abdülhamit bir istibdat ve baskı rejimi kurdu. Aydınlara göz açtırmadı. Mithat Paşa'yı Taif'te boğdurdu. Çok sayıda aydını
hapislerde çürüttü. Fizan'a sürgün etti. Abdülhamit'in şerrinden kurtulmak isteyen birçok aydın yurt dışına kaçtı. İstanbul'da her taraf hafiyelerle doldu. Her gün saraya sayısız jurnal verildi. İnsanlar birbirini şikayet etti. Üç kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Sabahın erken saatlerinde evler basılıp insanlar tutuklandı. Yıldız Mahkemesi'nde adalet yoktu. Basına sansür uygulandı. İkinci Abdülhamit'in hoşlanmadığı haberler gazetelere koyulmadı. Örneğin devrimler, suikastler, Rus çarı 2. Nikolay'ı incitecek haberler, Balkanlarda karışıklık ve benzeri haberler yasaklandı. 2. Abdülhamit'in bir de yasaklı kelimeleri vardı. Yıldız, tepe, hürriyet, vatan, millet, cumhuriyet, hal, grev, suikast, anarji, sosyalizm, kargaşa, müsavat, kanuni, esasi, Kıbrıs onlardan bazılarıydı. Hatta Sultan Abdülaziz'i çağrıştırdığı için horoz kelimesi de yasaktı. 2. Abdülhamit'in uzun burnunu çağrıştırdığından dolayı burun sözcükleri ile Girit ve onu çağrıştıran geride sözcükleri bile yasaktı. Bir önceki padişahın adı olan Murat ve veliahtının adı Reşat da yasaklı kelimeler arasındaydı. 30 yıllık 2. Abdülhamit sansürü 1908'de hürriyetin ilanıyla son buldu. Gerçek şu ki 2. Abdülhamit bir siyasal dikte rejimi ile deha gösterilip gerçeklerden uzak bir yönetim sistemi imparatorluğun dağılıp parçalanmasını önleyemedi. Osmanlı'dan ayrılıp özerk olmak isteyen topluluklar özerk, bağımsız olmak isteyen topluluklar bağımsız oldu. İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Osmanlı'dan her istediğini aldı. Emperyalizm 33 yıllık 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'yı sömürdü. 2. Abdülhamit'in Osmanlı'nın ömrünü uzattığı iddiası da sorunludur. Çünkü 2. Abdülhamit döneminde emperyalizm Osmanlı'yı henüz paylaşmış değildi. Emperyalist devletler arasında paylaşım kavgası vardı. Bu nedenle hasta adamı öldürmeye değil son nefesine kadar süründürüp sömürmeyi kendi çıkarları açısından daha uygun buluyorlardı. Osmanlı'nın ölüm fermanı 1. Dünya Savaşı'na girişidir. 2. Abdülhamit dönemindeki tüm bağımlılıklara Atatürk son verdi. Duyun umumiyi işlevlesizdirdi. Tütün rezisini, kapitülasyonları kaldırdı. Osmanlı borçlarını ödedi. Türkiye'nin yabancıların elindeki demir yolu, liman, maden ve benzeri tüm zenginlik kaynaklarını yabancılardan satın alıp millileştirdi. Dış borç almadan yerli, milli, devletçi kalkınmayı gerçekleştirdi. Yabancı elçiliklerin, konsoloslukların şımarıklarına son verdi. Yabancı okulları denetim altına aldı. Her şeyden önce emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşıyla bu toprakları yeniden vatan yaptı. Siz kendinizi kandırmaya devam edebilirsiniz. Ama evlatlarımızı kandırmaktan vazgeçin. Çocuklarımıza 2. Abdülhamit'i rol model olarak göstermeyin. Bağımsız ve çağdaş bir Türkiye'nin tek bir rol modeli vardır. Mustafa Kemal Atatürk'tür.